Şimdi işte o çokça mevzusunu ettiğimiz... Şu anda 8 harf mi? Şu anda 8 tane harf alabilecek durumdasınız tamam, efendim. Tamam anlaşıldı. Bir kedi cinsi, kedi türü için kullanılan yabancı kökenli bir kelime. Aynı zamanda bambaşka bir şeyin, bambaşka bir cinsin de adıymış. Soru da zaten ondan bahsediyor. Fakat çok yaygın kullanılmadığı için dilimizde, halihazırda kaynaklara filan da girmediği için... Yabancı haliyle yani batıdan gelen haliyle yazmak durumunda kaldık. Pek adetimiz değildir bu. Biz genellikle yani, nasıl okuyorsak öyle yazarız ama bu... Anladım. Nasıl Washington'ı aldıysak... W ile yazıyormuşuz bravo gibi diyorsun. Çok anladım, güzel açıkladınız. Tamam. İşte son soru, son cevap. Güney Amerika'ya özgü bir kemirgenin bir kedi türü içinde kullanılan adı. Bir harf alayım. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alayım. Hin. Hin. Bir harf daha alayım. Güneş Hanım'a bakıyorum. Güneş Hanım'ın da bir fikri yok. Ha, şimdi buldu. Şin. Şin mi, Çin mi? Çin. Çin kedisi gibi bir şey mi acaba? Tek kelime bu. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir tane daha alayım. Mecburum ya. Yapacak şey. Sanki böyle bir ikileme gibi. Şinşilla. Şinşilla. Şey mi yapalım onu, şey mi yapalım? Şey yapalım. Yani? Şinşilla. Şinçilla. Şincilla. Şinçilla. Şinşilla. Ben bunu kabul ederim. Şincihilla. Çünkü bin çeşidi söyleniyor zaten. Çinçila genellikle kullanılan tarzı.